Bu sabah saatlerinde gördüğünüz üzere Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamadan sonra bankamatikler mühürlenmeye başladı. Biz de şimdi Gündem TV olarak burada olanları görüntüledik. Önce Albaraka Şubesi'nin bankamatiğiyle başlandı. Yaptığımız canlı yayında da gördüğünüz üzere banka çalışanlarıyla, banka personelleriyle ve güvenlik müdürüyle zabıta ekipleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Yapılacak işlemle ilgili banka çalışanları serzenişte bulunmuştu. Oradaki işlem tamamlandı. Şimdi Halk Bank'a geçildi. Bugün meydandaki 4 bankamatiğin mühürleneceği tahmin ediliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçen hafta yaptığı açıklamada bankamatiklerin ruhsatsız olduğunu söylemişti. Meydandaki bankamatiklerden bugün başlandı. Devamının geleceğini tahmin ediyoruz. Şurada bir açar mısınız? Lütfen açar mısınız? Lütfen. Rica ediyorum sizden. Sosyal mesafeye dikkat eder misiniz? Lütfen size de rica ediyorum. Ya böyle bir şey yok. Müşteri alamıyorum içeri ya. Allah Allah. Tamam. Bir saniye. Hayır. Arkadaşlar 3 tane sıkıntı var burada. Birinci konu şu. Yazdığımız yazı zaten söyleyeyim tarihini de. 29.1'de yazmışız yazıyı. Bunlarla ilgili 10 gün içerisinde belediyemize irtibata geçin. Şimdi Albaraka Türk hiçbir irtibata geçmedi. Dönüş bile yapmadı. Birçok banka yazılı olarak cevap verdi. Biz görüşmeye belediyenin bizden taleplerini karşılamaya hazırız diye. Halk Bankası da red cevabı verdi. 3 konu ile ilgili yazmış. Bir konu ile ilgili bize 1 Şubat'ta resmi bir yazıyla bizim söylediklerimizi hiç kayda almadan haklı değilsiniz diye bir cevap verdi. Şimdi arkadaşlar konu ne? Birinciden başlayayım. Bankalara yazdığımız 29 Ocak tarihli ve elden tebliğ ettiğimiz yazıda. Birinci konu. Valiliğin arkasında bulunan bankamatikler. Belediyemizin mülkiyeti alanı içerisinde bulunan 13 adet bankamatik. Biz tespit ettik ki mesela A Bankası'na kiralamışız. A Bankası bunu 7 bankanın, 8 bankanın, 9 bankanın kullanımını açmış. Sözleşmesine baktık. Açık bir şekilde diyor ki alt kiracıya kiraya veremez. Kısmen de olsa kendi iştirakları dışında başkalarının kullanımına sunamaz. Açıkça sözleşmeye aykırı dedik. Dediler ki bankacılık BDDK bize bu izni veriyor. Biz ortak kullanamazsınız demiyoruz dedik. Sadece ortak kullanmanız sözleşmeye aykırı. Gelin sözleşmemizi revize edelim. Madem ortak kullanıyorsunuz ya kullananların hepsi bize kira versin veya ilgili banka kirasını arttırmak suretiyle bizimle yeniden masaya otursun. Çünkü biz sadece birine kiraya vermişiz. İmar planına bankamatik konulabilecek alanları tek tek işaretledik. Şu alanlara bankamatik konulabilir, şu alanlara konulabilir, şu alanlara konulabilir diye. Ve o zaman bunlara da yazı yazdık. Dedik ki bakın bu belirtilen, krokiyi de gönderdik. Belirtilen alanlar dışındaki bankamatiklerinize müsaade etmeyeceğiz dedik. İster özel şahsa ait olsun, ister kamuya ait olsun. Mesela diyelim bahçesindekiler. İmar planında yok. Hatta yeni yerler talep ederseniz dedik, mülkiyeti bize ait veya belediyenin hüküm ve tasarrufundaki, onları da değerlendirebiliriz dedik. İkinci talebimiz de buydu.
Üçüncüsü ve bugün mühürlemeye sebebiyet veren konu da şu. Arkadaşlar burada bir iki tane banka dışında hiçbirinin bankamatiği ruhsata ve projeye uygun değil. Yani kaçak yapı hükmünde, daha açık olarak söyleyeyim. Onlara yazı yazdık. Dedik ki bakın projenizde görünmüyor. Örneğin Denizbank'ın projesinde işle. Yapacağımız bir şey yok. Gelin tadilat ruhsatı başvurusunda bulunun. Biz de inceleyelim. Şartlara uygunsa bankamatiklerinizi ruhsatlı hale getirelim dedik. Ancak Halk Bankası bize yazdığı yazıda sadece bankamatiklerin ortak kullanımı ile ilgili bir savunma yapmış. Ortak kullanabiliriz. Size ne? Gibi bir cevap yazmış. Mülkiyet bizim. Diğerleriyle ilgili hiçbir konuya girmemiş zaten. Biz üç konuda banka müdürlerinin talebi üzerine kendilerine yazı gönderdik ve bizimle irtibat kurun dedik. Arkadaşlar burada yapmak istediğimiz şu. Biz belediyenin hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz. Bunların bedelini bankalardan almak istiyoruz. Ne için alacağız bunu? Kendi cebimize istemiyoruz. Banka müdürlerine de söyledim. Hiçbir bankayla kurumsal bir sorunumuz yok. Kişisel bir sorunumuz asla yok. Ama ben burada Bolu'nun hakkını, hukukunu koruyorum. Bolu halkının hakkı yeniyor. Bunu yiyen bankalarda olsa izin vermeyeceğim dedim. Ben Bolu halkının hakkını sizden alacağım dedim. Herhangi bir vatandaş evinin balkonunu camla kapattığı zaman ne oluyor? Tadilat projesi yaptırması gerekiyor. E bankalar niye yapmıyor? Bankaları bundan muaf tutan bir yasa yok. Dolayısıyla hem bizim belirlediğimiz alanlara bankamatiklerini taşıyacaklar ve kirasını Bolu Belediyesi'ne ödeyecekler. Hem başka bankalara kullandırıyorlarsa ya o kullanan bankalar ödeyecek veya kiralayan banka onlar adına ek ödeme yapacak. Bir de bu bankaların önündeki bankamatikler bir şekilde ruhsatlı hale gelecek. Müracaatlarını yapacaklar. Talebimiz bu.